Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Geçenki teras videosu bayağı beğenildi. Yeni dedim bir teras videosu çekeyim arkadaşlar sizler için. Şöyle mirocuklarımı yine serdim. Bak şu solda duran prens. Bunu daha öncekilerde de söylüyorum da daha ince tüyünü atmadı. İnce tüyden sonra çok kaliteli olacak. Instagram'dan mesaj atıp abi o tepeli neydi? Adı prens diyorum. Hangisi abi diyor. Zaten çok fazla bir anaç yok yani elimizde. Bir tane prens o var. Şu da eşi olacak. Şu ortadaki tepeli de. Bu da aynı. Daha ince tüy giymedi. Bu da giyecek. Tepem öpem muazzam maşallah. Şu sağdaki de bunu yavruyken almıştım arkadaşlar. Çalışayım diye. Basaması çok iyi koydu. Görüyorsunuz şu öten erkek. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Çok üst sınıflarını aldık. Pele aldık mesela. Türkiye'nin en iyi soylarından. İşte prens var. Bak o öttüğü onun pele. Erkek. Prens var. İçeride bir tane daha var. Junior Messi erkek. O öten erkeği sahiplendireceğiz. Kumlu dostumuz da gelmiş. Şimdi bir tanesi yumurta felci olmuş ama buradaki bak şu. Maşallah maşallah kızıma. Şu ortadaki tepeli de bir tüy giyse tüyünü bekliyorum. Miro tüyden sonra çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu prensin eşi olacak. Tabi prensi göndermezsek bakalım. Prensin taliplisi çok. Göndermezsek eşi olacak. Aa geldi Pele. Arkadaşlar bakın bu Erman Demirtaş markalı Benderal Türk'ü üretimi. Bu geçen videoda söylemeyi unuttum. Serdar Altınoluk kardeşimdeydi o kuş. Tamam mı? Serdar bunu yavruyken Ummici Burak diye birine sattı. Ben de ondan aldım. Kuşu. Kuş biraz gezdi yani. Kümese şu an tam adapte olaması da olmaya çalışıyor. Daha sahurdan beri uyumadım arkadaşlar. Sırf sizler video istediğiniz diye özelden mesajlar geldi. Ya terası tekrar çeker misin falan diye. Video like atmayı o yüzden unutmayalım. Dediğim gibi şu arkadaki erkeği ortadakini sahiplendireceğiz. Satacağız. İhtiyacı olan böyle Miro'ya vuracak. Onu orijinal dişiye vurduğun zaman çok güzel yavru atar. Çünkü onun babası çok sağlam bir Miro arkadaşlar. Bayağı sağlam yani. Benim elimdekilerden bile sağlam bir Miro'nun babası. O yüzden zaten pası iyi atmış da kanadı anaya çekmiş. Prense ne oluyor ya? Hayvanda şuraya inince oluyor abi. Şeyde yok. Yuvada falan görmedim hiç öyle kaşınma. Buraya indim mi hayvanda bir kaşınma oluyor. Bir dış parazit yapayım. Ya işte şu kumlular geliyor. Çok ürkütüyorlar hayvanları ya. Zümrüt oğlum. Şu piton beni bitiriyor ya. Piton yağlı bir platin arkadaşlar. Çok efsane bu kuş. Yukarıda da benim en sevdiğim platinimden biri var. Baba platin diyorum ona. The Gold serisi. Gerçi üç erkeğin üçü de aynı ya. Üçünü de aynı seviyorum ama onu ilk onu aldım ya. Onu bir ayrı seviyorum. Mesela şu karşıdaki de çok güzel. Ama bunları sonradan aldım. Onu ilk aldım. İnsanın ilk göz ağrı derler ya. O bir de böyle daha cana yakın. Şu diğeri canavar gibi aynısı. Kavgacı. Bu piton çok değerli bir kuş arkadaşlar. Yağlı bir platin. Kanat telek altları sarı sarı. Fitilli yani. Bunun altından çok güzel kuşlar düşecek. Bunu Miro'ya vur, Miro verecek altı. Platine vurdum mu platin veriyor. Bunun dedesi aynen dedesi yağlı Miro arkadaşlar. Hani Miro'yu platine vur abi yine çıkacak falan diyorsunuz ya. Ama bu çıkıyor işte. Yani nasıl söyleyeyim, zümrüt
yağlı erkek var ya, şu zümrütü platine vurmuşlar. Alttan bu çıkıyor. Anladınız mı? Yağlı platin. Kızım. Kara dişi oraya mı gitmiş? Kara dişi nerede? Yumurta felci olan hangisi? Aa, şey etmeye başladı bak. Pele. Pele tek duruyor ya. Bunlarla bir durmuyor. Tam erkeklere artistlik yapamıyor böyle. Zümrüt'e bak, Zümrüt'e. Kral ya. Şu Şahin'in genç yavrusundan arkadaşlar. Bak ya, prense bir şey oluyor ya. Hayvan buraya indim mi bir kaşınma tutuyor. Onda bir şey var da ne var çözemedim hayvanla. Ona bir dış parazit yapayım. O erkek miymiş lan, ben onu sabahtan beri dişi sanıyorum. Ha, erkek aynen. Şeyin eşi. Şahin'in eski eşinin şu anki eşi. Aa, geldi benim oğlum, ötüyor bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Yiğidim aslanım. Şu yerdeki de yavru arkadaşlar. İki tane yavruyu da attım. Yavru da merak edenler olursa diye. Şu aradaki Hummi'yi de Miro'cum Murat abimiz hediye etti arkadaşlar. Onun daha yavrusu nasip olmadı da alacağız bakalım. Bu şey yapıyor ya, kabuksuz yumurtluyor arkadaşlar. O yüzden daha tam alamadık yavrusunu. Altına Şahin'i sürmüştüm. Onu çıkarttı. Ama tonaj falan harika. Bakın sana bak, rengi bak, tonaj. Mükemmel. Ben bu kuşu çok seviyorum. Buna tepeli hummi alacağım bir tane. Orijinal miroların altından gelme. Bunun ayağında dikkat etmedim de ayağında bak bileziği varmış. Baba Resasi'nin oğlunun tüye girmesini heyecanla bekliyorum. Tüye girsin çıksın. Çok güzel olacak, aynı babası gibi. Çişime baksana, yazık ya, yumurta felci olmuş. Çişiyi biraz dinlendirmeye çekeyim artık. Şurada minik yavrumuz. Minik dediğime bakmayın arkadaşlar. Eke kuş kadar iri. Böyle yakından detaylı detaylı çekiyorum işte arkadaşlar. Ne var ne yok. Ulan oğlum, ne taş yediniz be, şu taşı alayım şuraya koyayım. Gel. Gel yavrum, gel oğlum, gel. Şu dişim çok güzel bak. Simsiyah. Gerçi dinçler ayrı da bu ayrı bir karalık var bunun üstünde. Çünkü pele ötmeye başladı.
Platini bayram sonrası sahiplendirecek gibiyim. Allah'ın izniyle bakalım. Hayırlısı. Şunu da sahiplendirirsek orta segment şu an şeyi gaz gelmeden sayıyı biraz düşürmek istiyorum arkadaşlar. Ya bunu vereceğiz işte 650'ye. Yakından takipçilerimiz baksın hayvanın rengine, tonajına. Şu tepeli olan var ya. Şimdi pitonun bir de diğerlerine göre özelliği ne diye soranlar var. Bu yağlı olacak arkadaşlar. Kanat üstü parlak, bakın bu kuşun normal platinlere göre. Daha şu anda 5-6 aylık falan. İnce tüyden sonra kanat üstü öyle simli simli oluyor. Prens. Prens de geziniyor ortalıkta. Şurada Şahın'ın oğlu arkadaşlar. Yavru bakıyor, acayip zayıflamış. Allah'a çok şükür rengi falan çok iyi yani. Oğlum yavrulara mı ötüyorsunuz lan? Önümüzdeki ay bunları bir 15-20 günlüğüne ayıracağım arkadaşlar birbirinden. Biraz kasaya kasalanmaları lazım tekrar. Yavru baktıkları için zayıflıyorlar. Hayvandan sürekli yavru çekmek de olmaz. 2 ağız falan baktırıyorum mesela. 3 ağız baktırdım, bir 15-20 gün dinlendirmek lazım. Bu dişim yumurta felci aynen. Onun da altına hemen sahte yumurta çakıyoruz. Hayvan dinlenmeye geçiyor. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup video like atmayı da unutmayın. Ben de biraz uyuyayım. Görüşürüz arkadaşlar.